Aksaray'ın ekranı Aksaray Belediye TV'den herkese merhabalar, sağlıklı günler programımızla karşınızdayız. Bu haftaki konuğum fizyoterapist Metin İşli. Merhabalar hocam, hoş geldiniz stüdyolarımıza. Merhabalar, hoş bulduk. Bu hafta manuel terapi ve citoz terapinin ameliyatsız fıtık tedavi üzerindeki etkilerini konuşacağız. Evet. Ama bunları konuşmadan önce sizi biraz tanımak istiyorum hocam. Tabii ki. E, fizyoterapist Metin İşli ben. E, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü mezunuyum. Aksaraylıyım. Mezun olduğum günden beri Aksaray'ımıza hizmet vermekteyim. Gerek yurt dışı, gerek yurt dışı birçok eğitimlere katıldık. Bunların eğitimlerini de veriyoruz. Özellikle manuel terapi ve citos terapi alanında Ciddi anlamda güzel eğitimler de veriyoruz biz bu konularda. Çokça merak edilen de bir konuydu. Bugün bunu konuşalım istedik hem de. Evet kendi. hocam çok güzel oldu. Güzel de bir yayın olacak inşallah. İyi ki geldiniz hocam. Size Son zamanlarda sürekli duyu duyuyoruz aslında manuel man man terapi, citos terapi gelişen teknolojiyle beraber bunlar da daha da güzelleşti ve sizlerin sayesinde de hastalarınıza etki ediyor. Evet. E, manuel terapi peki ne demek hocam? Biz ilk onunla başlayalım isterseniz. Tabii. Manuel man terapi e, elle yapılan aslında basitçe söylemek gerekirse elle yapılan bir terapi konseptidir içerisinde birçok manipülasyonlar, mobilizasyonlar, yumuşak doku mobilizasyonları, bunun yanında belli manevraları arındırmaktadır, barındırmaktadır. E, manuel terapide biz hastaya kesinlikle hiçbir ışın, efendim ısı, radyasyon, ilaç kesinlikle vermeyiz. Vücudun kendi iyileşme mekanizmasını biz aktive ederiz manuel terapide e, ee, elle de yapıldığı için ve uzman kişiler tarafından da yapıldığında herhangi bir yan etkisinin olmaması da gerçekten ciddi anlamda e, sevindirici, gül güldürücü sonuçlar aldırmaktadır. Manuel terapide bizler e, lokasyona uygulama yaparız. Direkt örneğin işte bir bel veya boyun fıtığı var hastanın. Direkt o lokasyona uygulamasını yapar ve iyileşme mekanizması aktif eder. Oradaki bu sıkıntıyı giderir ve hastaların direkt kaynağını tedavi etmiş oluruz. Yani semptomlardan veya efendim işte yansıyan ağrılarla uğraşmak yerine direkt ağrının olduğu mekanizmayı tedavi eder ve ortadan kaldırırız. Peki citos terapi dediğimiz nedir hocam? Citos terapi aslında bizim elimizi kuvvetlendiren bir terapi yöntemi manuel terapinin içerisinde. Bir manuel terapi konseptidir. Ee, çoğu zaman masajla da karıştırılmaktadır. Manuel terapide masajla karıştırılmaktadır. Citos terapi ismine de saklıdır. Golgi tendon organının stimülasyonu demektir. Golgi tendon organı, ee, organı kaslarla kemiklerin yapışma noktasında bulunan bir tendondur, organdır. Biz bu organlara dışarıdan vermiş olduğumuz o cihaz bir vuruş yapan cihazdır. O cihazda biz vuruş yaptığımızda o bölgede o salınım sağlanır ve aniden bir kas spazmının çözülmesi sağlanır. Dışarıdan hiçbir şekilde ilaç ve benzeri de vermediğimiz için, bir uygulama yapmadığımız için, vücudun kendi kendisine bunu çözdürdüğümüz için, spazmı çözdüğümüz için, oradaki ağrı spazm, ağır döngüsünden spazmı biz citosterapi söktüğümüz için çok etkili, kısa sürede sonuç alabildiğimiz, en önemlisi de kısa sürede olmasının en güzel avantajı şu, örneğin biz biz fizik tedavi uygulamalarında bazen 10 seans alacağımız sonucu citoz ile 1 seansa kadar kısa sürede alabilmekteyiz. Ee, etkili bir yöntemdir. Yine bu tedavi terapi konseptinin içerisinde herhangi bir ışın veya radyasyon veya bir ilaç bulunmaması da yan etkisinin olmadığını göstermektedir. Ee, üzerinde ciddi anlamda bilimsel çalışmalar da yapılmıştır. Ee, bir Türk hekiminin buluşudur. Çetin Gürses e, bir spor hekiminin buluşudur. 8.626 hastada bir uygulama yapılmış ve %85.6 başarı oranına sahip Çok bir terapi. Başarı. Çok ciddi bir başarı oranı. %85.6 ciddi bir oran. Hı hı. E, dediğim gibi etkili bir konsept yani etkisiz bir konsepttir. Peki hocam belirli yaşlardan sonra hepimizin başına geliyor çoğu insan hatta fıtıklar. Biz neden fıtık oluyoruz? Bu fıtık dediğimiz nedir? Evet aslında e, bu da çok karıştırılan bir konu. Fıtık gerçekten vatandaşımız bilmiyor. E, özellikle e, biz tıpçıların içerisinde de bu çok fazla var. Tıp sağlık alanında uğraşanlarda da var. Patlamış deniliyor. Bu patlayan ne? Vatandaş orada çok ciddi bir korkuya kapılıyor. Ben onu burada bir maketim var. E, her zaman söylüyorum benim bir parçam haline geldi. Bu maket üzerinden size açıklayayım. Bu görmüş olduğunuz beyazla görülen sizin omurganızdır. Hı hı. Kırmızıyla görmüş olduğunuz disk, sarı görmüş olduğunuzda bir sinirlerinizdir. Bu yapı sizin işte ağırlık kaldırmanız, ters hareket etmeniz, ve ani hareket etmenizde içeriden bir yapı hafif yırtılır, Dışarıya doğru bir bombeleşme olur. Biz bu çıkan parçaya fıtık deriz. Fıtık sinire baskı yaptığında bizde ağrı yapar. Hı hı. Yani örneğin bugün size bir MR çekildi, bakıldı, size fıtık var denildi ama eğer sinirde herhangi bir baskı yoksa bizim için fıtığın bir önemi yoktur. Bu hareketler az önce demiş olduğum gibi ağırlık kaldırma ve benzeri bu fıtığın çıkmasına sebep olur. Fıtık sinirinize baskı yapar. Sinir aynı vücudunuzda bir elektrik kablosu gibidir. Evinizde nasıl ki bir elektrik kablosunun nereye gittiğini görüyorsanız işte fıtığın da vücudunuzda nereye baskı yapmışsa o elektrik kablosunun gittiği yeri bilirsiniz ve o bölgede ağrı yapar. Uyuşukluk, karıncalama tarzında şikayetler oluşturur. Ee, biz burada işte manuel terapi ve ciltos buradaki lokalize oluşan bu fıtığın tedavisini yapar ve hastalığın iyileşmesini sağlarız. Peki e, her belimiz ağrıdığında buna fıtık diyebilir miyiz? Hayır tabii ki. Ee, aslında işte az önceki anlatmış olduğum durum oydu. MR'da bakıldığında hastada bir fıtık görülüyor. Doğru eğer muayene edilmemişse veya hasta da bazen yanlış yönlendirebiliyor. Doğru muayene edilmemişse eğer evet burada bir fıtık vardır ama ağrı fıtıktan kaynaklanmayabilir. Özellikle zaten bu masörlemiş olduğumuz veya kırık çıkışı demiş olduğumuz grubun ee, bu tedavilerinin etkili olduğunu vatandaşımızın savunma sebebi de bu her bir arasında fıtık olmadığına kanıtlar. Nedir bu? Örneğin hastada bir spazm vardır. Ciddi anlamda belde bir tutulum gerçekleşmiştir. Bu tutulumu o masörler veya işte kırık çıkışı demiş olduğumuz ekip bir masaj yaparak oraya açtıklarında Hasta ciddi anlamda rahatlar. İşte iki büklüm girdim dimdik çıktım evet. olayı vardır ya aslında. Bu bir spazmın çözülmesidir. Yoksa bir masajla fıtığın iyileşme imkanı yoktur. Hı hı. Burada bir faset eklem rahatsızlığı olabilir. Halk arasında buna kilitlenme denilir. Efendim işte bir kireçlenme belki görülmüş olabilir. Bir kayma belki görülmüş olabilir. Yani tek başına her bel arasında benim fıtığım vardı. İşte 6 yıl önce bir remat çekilmiştim. Gene ağrım başladı. Bu fıtıktan kaynaklı denilmemesi lazım. Hı hı. Burada mutlaka bir hekimin Hekimi tanı koyması lazım. lazım. Kesinlikle bir hekimin tanı koyması lazım. Daha sonraki terapi kısmında da tedavi kısmında da bir fizyoterapiste mutlaka danışmalarına fayda vardır. Peki hocam fıtık tedavisinde söylediğiniz gibi citos terapi ve manuel terapiyi nasıl uyguluyorsunuz hastalarınıza? Tabii ki. Ben yine onu maketimizin üzerinde anlatayım. Ee, az önce anlatmış olduğum gibi, göstermiş olduğum gibi bu çıkan parça fıtık demiştik. Biz bunun çıktığı bölgede ciddi anlamda bir spazm görürüz. Hı hı. İz düşümü demiş olduğumuz arka iz düşümünde spazm görürüz. Spazmin olduğu bölgede sağlı sollu olarak sıcaklık farklılıkları oluşur. E, ee, kasta ciddi anlamda ağır oluşur. Aynı zamanda sinire baskı yaptığı noktadan itibaren de sinirin uyardığı bölgede de biz gene spazm görürüz. Citos ile biz omurganızın dışarıdan vermiş olduğumuz o vuruşlarla belirli osilasyonlar yani titreşimler oluşturup omurganızın bu bölgesindeki kilitlenmeyi çözer. Manuel terapi eklemlerin arasını açar. Orada belirli biz manevralar yaparız. Hı hı. Bu arada o da çok fazla meşhur oldu. Biz de tabii ki çıktığımız kanallarda anlatıyoruz ama hasta üzerinde gösterildiğinde e, insanlar onu birbirlerine yapmaya kalkıyorlar. Kesinlikle uygulamasınlar. Bunu her zaman söylüyorum. O kadar basit bir uygulama değil ve herkesin yapacağı bir uygulama değil. Manuel terapiyle belli manevralar yapar. Burayı açarız. O sıra hatta bir kütürdeme sesi gelir. Hocam kütletle beni rahatlayın diye çok gelen oluyor hatta. <laughs> e, aslında bir manuel terapi kütületme değildir. <laughs> bu eklemi biz açarız. En sonunda da bunun etrafını kuvvetlendirecek şekilde biz bir egzersiz planlaması yapar. Omurgayı düzelttikten sonra egzersiz hastayı yapmasını isteriz. Omurganın etrafı da kuvvetlendirildikten sonra vücut fıtığı içeri almaya başlar. Bu bir yaradır. O çıkan parça demiş olduğum gibi yırtık oluşur. Aynı elinizdeki yara gibi burada da yara oluşur. O yaraya düzgün de bir beslenme tablosu verildiğinde hasta güzel bir şekilde iyileşir ve fıtık ağrılarından kurtulur. Ee, güzel bir şekilde yaşamına devam eder. O yaralar sadece beslenmeyle kapanabiliyor mu hocam? Tek başına kapanmaz. Ee, aslında şöyle, fıtık eğer hasta gerçekten kendisini koruyabilen birisi ise Hı. düzgün besleniyorsa 6 ay içerisinde kendi kendiliğine iyileşir. Bu çok ciddidir Hı. aslında. Ee, bilinmesi gereken bir şeydir. Çoğu işte şeyler benim işte bir ağrım vardı 6 ay önce ama şu an hiçbir şey hissetmiyorum. Galiba iyileştim der. Bu gerçekten kendisini koruyan hastadır. Hı hı. Koruduğu takdirde bilimsel olarak fıtık kendi kendine iyileşir. Evet. Ama koruyabilen bir hasta değiliz. İşte örneğin fıtık eden davranışlar hala biz devam ediyoruz. Ben evde çok söylüyorum işte ev hanımlarının yaptıkları çok fazla hatalar var. İşte aniden işte artık kalmadı. Süt kaynatan bayan da kalmadı. Şimdi hep pastörizeye döndük ama işte süt kaynatılırken aniden taşa tencerenin kaldırılması, boydan yüksek bir şeyin kaldırılıp indirip kaldırılması. Bunlar kesinlikle fıtığı tetiklerler. Bu tarz davranışlar. Şey. Eğer bunlara devam ediyorlarsa evet gene fıtık olacaklar. Ve fıtık iyileşmeyecektir. Hı hı. ama kendini koruyan bir birey. Özellikle de güzel bir şekilde omega 3, magnezyum bu tarz besinler alan bireyler kesinlikle fıtığı iyileşir. Peki kaç saat sürüyor hocam bu terapiler? Şöyle bu bireyden bireye göre değişmektedir. Hı hı. Yani hastalığın durumu, fıtığın büyüklüğü, vücudunun gerçekten kuvvetli olup olmadığı, e, bireyden bireye dediğim gibi değişmektedir. Genelde e, 3 veya 4 seans civarında sürmektedir. Ama kronik bir vaka olabilir. Yani 10 yıldır bel ağrısı gelen hastalar oluyor bazen. Bunlar tabii ki bazen 6-7 seansa, 8 seansa kadar sürmektedir. Özellikle biz her zaman söylüyoruz, yeni yakalayabildiğimiz hastalarımızda, bize ağrı ilk olduğu gün itibariyle başvuran hastalarımızda Hı -hı. tek seansa dahi sonuç alınmaktadır. Çok güzel gerçekten. Ortalama yarım saat, 40 dakika falan sürmektedir Hı -hı. tedavi seansları, terapi seansları. Ee, ama dediğim gibi eğer ağrı ilk olduğu dakika itibariyle başvurularsa tek da çözüm sağlanabilmektedir. Peki kalıcı bir tedavi diyebilir miyiz hocam buna? Tabii ki. Çünkü semptomu değil direkt hastalığı tedavi etmekteyiz. Hı -hı. Terapiyle, manuel terapi, ciltos terapi de biz direkt hastalığın tedavisini yapmaktayız. Örneğin bugün sizin bir e, fıtığınız var ve fıtık evet kas uyardı. Kasta bir ağrınız var. Örneğin kalçada veya belde bir ağrınız var. E, ağrı keçi ve kas gevşeticiler kullandığınızda bunlar sadece o bölgedeki o günkü ağrılarınızı iyileştirir. Ağrı keçi ve kas kevşeçilerin etkisi geçtiğinde siz gene aynı şekilde fıtığınızın sebep olduğu ağrı devam eder. Ancak e, lokasyonel yani direkt oradaki hastalığa yönelik uygulama yapıldığında, Hı -hı. fıtık tedavi edildiğinde kalıcı olur çünkü hastalığı ortadan kaldırdınız. Ancak Tabii ki hasta yine aynı şekilde kendisini fıtık eden şeyi yeniden yaparsa yine aynı şekilde fıtık olur. Ben hatta hep şunu söylüyorum. E, bundan sonrasında size bir tedavi olmuş olsa ve hiçbir şekilde fıtık olmayacağınızı bilsek hiç hasta olmadan yaparız biz hasta ya ne Kimse giderim. fıtık olmaz. <laughs> Aynen öyle. Biraz da kendi elimizde aslında. Tabii ki, tabii ki. Kendi elimizde biraz da hastamız. Bazı e, ilaçların da yan etkisi vardır ama bu terapilerin acaba yan etkileri oluyor mu hastaların üzerinde? Tabii ki oluyor. Çünkü gerçekten yapan bireyin eğitimli olup olmadığı çok önemli. Ben her zaman bunu söylüyorum. Bunun adı fizyoterapisi olsun, bunun adı hekim olsun veya hangi sağlık çalışanı olursa olsun manuel terapi yapanın eğitimli olup olmadığı mutlaka sorgulanmalı. Eğer eğitimli değil sadece yaptığı uygulamanın adına manuel terapi diyorsa veya bir yerlerden görüp birkaç işte birkaç günlük kurslarda bunları yapmaya kalkıyorlarsa evet manuel terapinin yan etkisi olur veya cito terapinin yan etkisi olur ama size gerçekten bilinçli bir birey bunu yapıyorsa, bilinçli bir sağlık çalışanı bunun uygulamasını yapıyorsa, bir fizyoterapist veya hekim hı hı. yan etkisi olmayan bir tedavi konseptidir. yapan kişinin mutlaka eğitimli olup olmadığı sorgulanmalıdır. Bizi izleyen seyircilerimiz de eminim öyle düşünmüşlerdir hocam. Fizyotera e Citos terapi ve manuel terapi bir masaj mı acaba bir akıllara geliyordur. <laughs> evet çok e, karşılaşıyoruz biz bu soruyla. E, hatta çoğu zaman birey e, ben manuel terapi yaptırdım ne yapıldığını sorduğumuzda masaj, masaj diye anlatıyor. Masaj mı diyorlar hocam? Masaja <laughs> bir de manuel terapi diyorlar ne yazık ki. E, masajla manuel terapi birbirinden ayrı şeylerdir. Elde yapıldığı için ikisi de manuel adını almaktadır. <laughs> Ama kesinlikle manuel terapi masaj farklı şeylerdir. Manuel terapi içerisinde çeşitli masaj tekniklerini evet barındırır. Ama direkt manuel terapiyi masaj demek büyük haksızlık olur. Cito terapi de aynı şekilde. Evet, citoterapi vuruş yapan bir cihazdır. Hı hı. Biz bununla kastaki spazmı çözeriz. Birçok masaj aleti gibi sanki algılanmaktadır ama değildir. E, yapılan uygulama kesinlikle ve kesinlikle Golgi tendon organını stimüle ettiği için bilimsel bir uygulamadır ve masaj değildir. Masaj değildir. Değildir. Gerçekten çok güzel bilgiler verdiniz hocam. Programımızı kapatmadan önce bizleri izleyen seyircilerimize son olarak bir şeyler söylemek ister misiniz? Tabii ki e, hep şunu söylüyorum ağrı olduğu dakika itibariyle bir uzmana mutlaka başvurulsun. Özellikle bel boyun, omurga hastalıklarında biz şunu çok fazla görüyoruz. Ağrı iyice arttıktan sonra ya işte biraz hafif var ben buna idare ederim deniliyor. Bu yanlış. Kesinlikle ağrı olduğu dakika itibariyle bir uzmana başvurulsun. Çünkü hastalık küçükken tedavi etmesi daha kolaydır. Hastalarınızı siz büyüttükçe tedavisi zor olacaktır veya başarı oranı düşecektir. Ağrılarınızı dinleyin, ağrılarınıza göre yaşayın. Çok teşekkür ederiz hocam. İyi ki geldiniz, iyi ki sizleri tanıdık. Biz de teşekkür ederiz. Verdiğiniz güzel bilgiler için de tekrardan çok teşekkür ediyorum efendim. Biz de teşekkür ederiz. Değerli izleyicilerimiz bu haftada sağlıklı günlerin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bizler her perşembe saat 14'ü gösterdiğinde Aksaray Belediyesi Web TV ekranlarında olacağız. Programlarımızın tekrarlarını Aksaray Belediyesi Web TV YouTube kanalımızdan veya Facebook adreslerimizden izleyebilirsiniz. Hepinize sağlıklı günler diliyorum. Hoşçakalın, bizden ayrılmayın.